Tom Hanks'in Greyhound adlı filmi, savaş sırasında Hristiyan inancına sadık kalmayı başaran Kaptan Ernie Krause'un hikayesini konu alıyor. Tom Hanks'in senaryosunu yazdığı filmde Kaptan Krause her yemek öncesi Tanrı'ya şükrederken görüntüleniyor. Tom Hanks'in Greyhound adlı filmi, savaş sırasında Hristiyanlık inancına sadık kalmayı başaran Kaptan Ernie Krause'nin hikayesini konu alıyor. Filmin yönetmeni Aaron Schneider, The Christian Post haber kaynağına verdiği röportajda, filmin başrol karakteri Hristiyan olunca otomatik olarak onun için değerli olan prensipleri görmeye başlarız. Savaşla karşı karşıya kalan Hristiyan kaptan, kendi inancının temel ilkelerine dayalı sınavlarla karşılaşır. Hayatın kutsallığı ve öldürmeme yasası, imanına sadık kalma ve kendine güvenme gibi konularda sınanmaya başlar. Kısacası filmin ana konusu, Kaptan Ernie Krause'nin vatanseverliği ile dini inancının gerekçeleri arasında oluşan tezatlıklar üzerine dayanmaktadır açıklamalarında bulundu. The Good Shepherd romanından uyarlanmış olan film, Şubat 1942'de Kuzey Atlantik boyunca 37 ticaret ve savaş gemisinden oluşan bir konvoyu yöneten Amerikan bir savaş gemisinin kaptanını konu alıyor. Konvoyun amacı 5 gün içerisinde Nazi denizaltılarıyla dolu bir okyanus bölgesini geçebilmek, kaptanın görevi ise hava desteği olmadan ekibinin güvenliğini sağlamak ve riskli bölgelerden can kaybı yaşanmadan geçebilmeye dayanıyor. Tom Hanks'in yazdığı senaryoya göre Kaptan Krause, her yemek öncesi Tanrı'ya şükrederken görüntüleniyor. Film boyunca birçok sahnede İbraniler 13:8, İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır ayeti tekrarlanıyor. Ayrıca Greyhound gemisini bir Alman denizaltısını kovalarken Kaptan Krause'nin Süleyman Özdeyişleri 3:6, yaptığın her işte Rabbi an, o senin yolunu düze çıkarır ayetini fısıldaması, dini inancın gücünü bir kez daha vurguluyor.